Edremit'te o yaşanan olay var ya. Hadi o onlar hadi böyle din düşmanı diyeceğim de değil mi? Din düşmanlığı yapıyorlar. Din cahilliği diyor. İnşallah değildir. Ya orada oturanlar, o programı izleyenler, ya başörtülü ablalar vardı orada. Ya neden siz tepki göstermediniz abla? Bey abi sen niye tepki göstermedin? O zincirler vuruluyor filan. Desene ne yapıyorsunuz kardeşim siz ya? Saçmalamayın. Niye atlamadınız o meydana? Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Allah'ın ayetiyle dalga geçilir mi? Allah'ın ayetine zincir vurulur mu? Neden demediniz ya? Hocam burayı ben çok yadırgadım biliyor musunuz? Tamam yapanlar da Allah onlardan zaten öcünü alacak. Çünkü Allah'ın ayetinde siz dalga geçemez. Ama orada başörtülü abla oturmuş seyrediyor. Bu kadar mı sindirildik hani hocamızın ifadesi hocam? İşte hocam bu şey bize, İslam bize çok görüldü. İslami ilimler, İslami ahlak, terbiye, İslami bakıştan maalesef duruş. Halkımız duruştan yani halkımız uzaklaştırıldı, unutturuldu. Evet. Ben inanıyorum ki oradaki bacılarımız olayın bir an farkında olsalardı orayı ayağa kaldırırlardı. Kesinlikle müsaade etmezlerdi. Veya diğer kıymetli abilerimiz yani bir uyansalardı olaydaki o oyunu, o entrikayı, o düzenbazlığı, o İslam'a yapılan hakareti kesinlikle onları başlarına yıkarlardı. Fakat işte ilk bakışta o ortamın şeyiyle ne bileyim işte eğlence gibi millete gösterildiğinden dolayı o anlayış ne olamadı? Belki muhtemelen anlaşılamadı. Ama ben inanıyorum ki bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun hiçbir din karşıtı İslam insan İslam aleyhine böyle buna benzer bir gösteri de yapamayacak. Bizim halkımız Allah'ın izniyle uyanmıştır, uyanıyordur. Kesinlikle dinine, mukaddesatına ne yapacaktık? Sahip çıkacaktır. İnşallah.